Evet. İnsanın hayatındaki en önemli problem alanlarından bir tanesi, olması gereken, yapılması gereken, söylenmesi gereken, takınılması gereken ideal, mükemmel tavır üzerinden insanın olaylara yaklaşması. İşte böyle olur mu? Bu böyle yapılır mı? Böyle söylenir mi? Böyle davranılır mı? Gibi zihnimizde sahip olduğumuz, ki bu objektif bir düşünce de olabilir, objektif olmayan bir düşünce de olabilir. İkisi arasında temelde bu açıdan, bahsettiğimiz konu açısından bir fark yoktur. Mesela ben desem ki insanlar dürüst olmalı ama bazı insanlar dürüst davranmıyorsa, insanlar samimi olmalı ama bazı insanlar samimi davranmıyorsa, bu beni bu düşünceleri devam ettirmek konusunda haklı kılmaz. Veya bu düşünce üzerinden karşımdakini suçlamayı veya kendimi haksızlığa uğramış hissetmeyi veya insanların bana hak etmediğim bir şeyleri sergilemeleri üzerinden, bunun üzerinden bir hikaye üretmemi gerektirmez. Ama zihnimiz buna çok yatkın bir eğilime sahiptir. İşte ben bunu hak ediyor muyum? Bana bu yapılır mı? Ben ne yaptım ki böyle davranılıyor? Bu bazen çocukluğumuzdan itibaren de bazı hikayelerin zeminidir. İlerleyen yaşlarımızda da başımıza gelen olayların zemini olarak bir hikayeye dönüşür. Bu hikayeden arkadaşlar bir çıkış yoktur. Bu hikayelerin özünde bir kıymeti de yoktur. Tabii kıymeti yoktur deyince, yani haksızlık mı normal bir şey veya yanlış şeyleri meşrulaştırıyor muyuz? Hayır. Yanlış şeyler yanlış şeylerdir. Fakat bizim o yanlış şeyleri ele alma biçimimizde bir problem vardır. Problem olan şey, üzerinde durmamız gereken şey budur. Ben bir problemi neresinden tutuyorum? Nereden başlıyorum? Mesela eğer biz bir konuyu, bir olguyu, bir ilişkiyi kendimizi temele koyarak değerlendirirsek, örneğin ben bunu hak edecek ne yaptım dersem, ben yanlış bir yerden başlıyorum demektir. Çünkü bu şu anlama gelir. Başıma gelen bir şey mutlaka zahiri olarak hak ettiğim bir şeydir. Hak ediyorsam sorun yok. Yani kötü bir şey yaptım ve bir şeyi hak ettim. Hadi egom orada biraz kabullenebilir bunu. Ama peki ben bunu hak edecek bir şey yapmadıysam ne olacak? Ve ben olayı böyle bir cümleyle ele almaya başlarsam ne olacak? Hani geçen hafta bahsettiğimiz gibi aslında kendi mezarımı kendi elimle kazmış gibi oluyorum. Kendi kendime içinden çıkamayacağım bir kuyu kazmış oluyorum. Ben bunu hak edecek ne yaptım? Yıllarca düşünsen bile bulamazsın. Yıllarca böyle bir olayı düşünsen bir yere çıkamazsın. Zaten yaşadığımız hayatın içinden çıkamadığımız olaylarını düşündüğünüz zaman bunlar gibi şeyler olduğunu büyük ölçüde görebilirsiniz. Yani işte ebeveynimle ilgili bir hikaye oluştururum. Yani bana böyle davrandılar, ona öyle davrandılar. Veya hepimize kötü davrandılar ama niye kötü davrandılar? Tabii bir kardeşe öyle, bir kardeşe böyle davranırlarsa hikaye daha trajik ve dramatik hale geliyor. Yani diğeri de trajik ama eğer anne baba bilmeden veya kendilerine göre, kendi sübjektif algılarına göre çocuklar arasında bir
sanki bir kıyaslama yapıyormuş gibi, birini daha önceliyormuş gibi davrandığında, bu sefer içinizde oluşabilecek olan hikaye çok daha dramatik, çok daha kapsamlı bir şekilde işler. Ve oradan çok büyük hikayeler üretirsiniz. Hiçbir zaman da bir yere varamazsınız. Ama dikkat edin, tırnak içinde, bunu çok düşünürsünüz. Ama aslında hiç düşünmezsiniz. Neden? Yani niye çok düşünüyor gibi göründüğünüz ama aslında hiç düşünmediğiniz bir şeydir bu. Çünkü yanlış bir cümle kuruyorsunuz. Yani ben bunu hak edecek ne yaptım diye başlıyorsunuz. Veya ben bunu niye yaşadım ki? Yaşamamalıydım. Bunu yaşamamı gerektirecek bir nesnel durum yoktu diye başlarsanız, size çokça düşünüyormuş gibi gelir. Ben bunu çok düşünüyorum, yıllardır düşünüyorum dersiniz ama bu bir düşünce değildir. Bu nedir? Bu bir arzuyla bir gerçekleşme arasındaki çelişkinin kabullenilmemesidir. Arzu ettiğiniz bir şey vardı veya olmasının doğal olduğunu düşündüğünüz bir şey vardır. Bir de olan bir olgu vardır. Ve bu ikisi arasında büyük bir fark vardır. Peki ne yapacaksınız? Yani ne yapabiliriz bu durumda? Aslında yapacak bir şey yoktur. Yani bir şey yapılması gerekmiyor. Veya işte bunu düşüneyim deyip de bu açıdan düşünebileceğiniz bir nokta yoktur. Ve çoğu insan, İşte ben ne yaptım da bu oldu? Ne yaptım da bunu hak ettim ki? Aslında içerisi diyor ki, ben bunu hak etmedim. Ama bu hak etmediğim halde başıma geldi. Bu bana yapılmaması gereken bir şeydi. Bana böyle davranılmamalıydı. Bana böyle söylenmemeliydi. Ama söylendi, yapıldı. Ne yapacağım bundan sonra? Düşünce nereye gidebilir? Düşünce hiçbir yere gidemez. Çünkü biz çoğunlukla bu gibi olayları kendimiz üzerinden yorumlamaya çalışıyoruz. Kendimiz tarafından eğer bir neden bulamazsak, o zaman mesele orada sıkışıp kalıyor. Bu sefer benlik birçok başka hikayeye başvurarak, işte nefret ederek, kendine kızarak, hayata kırılarak, insanlara küserek veya insanlarla artık gerçek ve samimi iletişim kurmayarak bununla baş etmeye çalışıyor. Dolayısıyla böyle bir mesele doğru yerden ele alındığında üzerinde düşünülebilir. Mesela bu insan niye böyle davrandı? Yani diyelim ki ebeveynim, annem, babam veya eşim veya nişanlım, diyelim ki bozulan bir nişan ilişkim oldu, bozulan bir evlilik ilişkim oldu vesaire vesaire, bir arkadaşlık ilişkim oldu, bir dostluk ilişkim oldu ama bozuldu. Bu neden dolayı böyle oldu diye analiz edebilirsem, bunu bilinçli bir şekilde ve objektif bir yaklaşımla yapabilirsem, bu bir düşünme konusudur. Muhatabım olan insanı olduğu gibi anlamaya çalışırım. Hani benim çokça sözünü ettiğim, mesela benim babamla olan ilişkim, hani 11, 12, 13 yaşlarında böyle bir farkındalıkla ancak anlaşılır hale geldi. Yani ben baktım ki babamın bana olan tavrı, genelde bazen sergilediği tavır, işte biraz öfkeli, biraz agresif, biraz kızgın. Bu tavır benle ilgili değil. Bu tavır onunla ilgili olan bir şey. O niye böyle davranıyor dediğimde, bu bir düşünme ve analiz konusu olabilir. O niye böyle davranıyor? O niye böyle hareket ediyor? O neden böyle konuşuyor dediğimde, bu benim önümde analiz edilebilir bir konuya dönüşebiliyor. Ama bana niye böyle davranıyor dediğimde, ben
olayı düşünülebilir bir şey olmaktan çıkarıp arzu ve korkumun hikayesine dönüştürüyorum. Yani ben bir şeyi arzu ediyorum veya bir şeyi bekliyorum veya ihtiyacım olan bir tutum var. O tutumu görmüyorum, başka bir tutumla karşılaşıyorum. Ve diyorum ki, tırnak içinde, bu olmamalıydı. Mesela bu cümle de insanoğlu için tam bir bataklıktır. Mesela bu olmamalıydı. Tamam, devam edelim mesela bu düşünce üzerinden. Nereye gideceğiz? Bu olmamalıydı. Evet, olmamalıydı. Sonra, ama oldu. Sonra yok. Mütemadiyen bir ömür boyu olmamalıydı, istemiyorum, niye oldu, olmayabilirdi, işte mesela olmamalıydı bir de olmayabilirdi var, işte böyle davranmayabilirdi, evet davranmayabilirdi, ne yapacağız şimdi, bizi bir yere götürüyor mu düşünme noktasında, hayır, öyle yapmayabilir, öyle davranmayabilirdi, peki sonra neyi düşüneceksin burada? Hiçbir yere gidemezsin. Çünkü yanlış bir yerden başlıyoruz konuya. Yanlış bir yerden ele alıyoruz. İhtiyaçlarımız üzerinden, doğal beklentilerimiz üzerinden, olması gereken doğal bilinç üzerinden bir çıkarsamada bulunuyoruz. Mesela insan çocuğuna öyle davranır mı? İşte insan eşine öyle davranır mı? İnsan sevdiği insana böyle davranır mı? İnsan sevdiği bir arkadaşa öyle davranır mı? Buradan baktığınız zaman ilerleyebileceğiniz, çözümleyebileceğiniz bir şey yoktur. Bu sadece ben ne istiyordum, ne oldu sorusuna verebileceğiniz kısa ve net bir soru cevaptır. Burada biter. Yapacağınız şey yarım saatlik, bir saatlik bir İç analizdir. Ben ne istiyordum? Neyle muhatap oldum? Bu kadar. Bu düşüncenin devam ettirileceği bir konu değildir. Peki burada niye biz bunca büyük tuzaklara düşüyoruz? Çünkü olan bizim istediğimiz gibi değil ve olanı o yüzden kabul edemiyoruz. Olan istediğimiz gibi değil, olan istediğimiz gibi olmadığı için de kabul edilesi gelmiyor. Kabul etmek istemiyorum. Tabii ki burada ne işliyor aynı zamanda? Bazen hak sahibi olduğunu iddia eden bir benlik, bazen de kendini mağdur hisseden bir benlik var. İkisi de birer tuzaktır. Yani ben bunu hak etmiyordum, hak etmiyorum, bunu hak edecek bir şey yapmadım demek de bir kibirli benlik tuzağıdır. Tam zıttında kendimi çok kötü hissediyorum, çok acı çektim, bu bana yapılmamalıydı, ben çok mağdur oldum, hayatımdaki birçok problemin nedeni de budur diye başlayarak ilerleteceğim hikayenin öznesi olan mağdur benlik de sahte bir hikayedir. Ha, bunlara tutunmak mümkün mü? Kesinlikle. Çok iyi de tutunulabilecek dallardır bunlar. Birisinde ben mağdur edilmemeliydim. Diğerinde ise ben bunu değil başka bir şeyi hak ediyorum diyerek çok güzel tutunacağınız iki sahte daldır bunlar. Ve bunlar sizi hiçbir yere de götürmezler. Bir de bunları etrafınıza iyice anlatıp da onların da bir de onayını alırsanız o zaman hani kaymaklı ekmek kadayıfı olur. Haklısınız, size böyle yapılmamalıydı, çok doğru söylüyorsun. Yani seninle empati yaptığımda seni çok haklı buluyorum, kesinlikle haklısın diye sizin egonuz daha da pekişir. Evet ya bak haklıyım yani. Bir anne, bir baba, bir arkadaş, bir eş, bir dost böyle davranmamalı. Çok haklıyım. Kime anlatsam bana hak veriyor. İşte sadece onunla kalıyorsun zaten. Hak veriyor ama sen o hakkın altında bir de eziliyorsun aslında. Çünkü hak ettiğin şeyin karşılığı yok.
hani halk arasında biraz alaycı bir ifadedir ama ben çok önemserim. Hani haklısın ama alacağın yok. Bu aslında insanlara böyle bir ironik veya bazen alaycı bir şekilde söylenir ama ben bu sözü ciddiye alıyorum ve çok önemsiyorum. Hani haklısın ama alacağın yok. Bunu anlamak çok önemli bir şey. Yani haklıyım ama alacağım yok. Bir alacak hesabım yok. Bir alacak hikayem yok. Kimseden zerre kadar bir alacağım yok. İşte zamanımı aldı. Yok. İşte bana zamanımı geri versin. Yok. İşte bana çocukluğumu geri versin. Bana özgüvenimi geri versin. Bana doğal, samimi çocukluğumu geri versin. Bunlar anlamsız şeylerdir. Yani bunlar asla bir gerçekliğe oturmayan ama o ego tarafından çokça makul gibi görülen ve hani çocuk gibi hani birisi yanlışlıkla çocuğun eline değer, çocuğun elindeki de çok sevdiği meşrubatın bardağı kırılır. Bana bunu yerden topla demek gibi bir şey yani. Bu bardağı kırılmıştı. Bunu düzelt. İçindeki sıvıyı da içine koy. İçeceğim. Böyle bir şey mümkün mü? Yok. Ama o çocuksu algı bunu isteyebilir. Ve oraya takılıveririz. Bazen o duygu, o benlik bizi öfkeli olmaya götürür. Bizi hayata karşı sürekli alacaklıymış gibi hissettirir. O alacak bizde bazen öfke oluşturur, bazen kırılganlık oluşturur. Bir sürü hikaye onun arkasından geliverir. O böyle Brezilya dizisine döner. Hani 30 yaşına gelirsin, 40 yaşına gelirsin, 50 yaşına gelirsin. Asla o hikaye bitmez. Birisi azıcık oraya bir dokunsun, hikaye hemen canlanır. Azıcık bir dokunuversin veya sana benzer bir hikaye olsun, hemen sen de kendi hikayeni capcanlı hisseder ve yaşarsın, anlatırsın. O yüzden bir bilgenin ifadesidir, bunu hatırlayabiliriz burada. Aydınlanma, hikayemiz olmadan evvelki halimizi idrak etmektir. Hiçbir hikayenin parçası değilsin. Yani bakın bu ben hiçbir şey yaşamadım. Ben yaşadığım her şeyi o zaman ne yapayım? Unutayım mı? İnkar mı edeyim? Yok mu sayayım? Hafızamı mı sıfırlayayım? Ne yapayım? Hikayemiz olmadan evvelki halimizi idrak etmek ne demek? Sen yaşadığın hiçbir şeyin oluşturduğu bir özne değilsin. Yaşadığın her şey bir yaşanmışlıktır. O kadar. Bakın, yaşanmışlıklardan oluşturulan benlik ayrı bir şeydir. Yaşadıklarınızdan oluşturduğunuz benlikler sizin o gerçek öz benliğin üzerinde tortulardır. O yüzden yaşanmışlıkları yok saymıyoruz, inkar da etmiyoruz, baskılamıyoruz, unutmak gibi bir arzumuz da yok. Yaşanmışlıklar sadece yaşanmışlıklardır. O kadar. Ama o yaşanmışlıklar üzerinden ürettiğim kimlikleri bırakıyorum. Mağdur çocuk hikayesini bırakıyorum. Yaşanmış olan hiçbir şeyi yok saymıyorum. Ama onun üzerinden bende oluşmuş olan sen çok mağdur edildin. Sen çok baskılandın veya umursanmadın veya dikkate alınmadın veya önemsenmedin gibi benlik ne diyelim bunlara? Benlik kurguları diyelim bunlara. Benlik kurgularını bırakıyoruz. İşte hikayemiz olmadan evvelki halimize ancak böyle dönebiliriz. Böylece hikayemiz olmadan evvelki kendimizi idrak edebiliriz, hatırlayabiliriz.
ve orada sadece olayları anlatırız. Olaylar anlatılabilir fakat olayların anlatıldığı durumda herhangi bir mağdur yoktur. Herhangi bir haklılık mücadelesi yapan, işte hak ettiğini elde edemeyen, işte mutsuz olan, öfkeli olan, mağdur olan, mahrum olan bir kimse yoktur. Sadece böyle bir olgu oldu. Bu kadar. Böyle bir durum yaşandı. Bu kadar. Dolayısıyla kastettiğim şey, bir olayın üzerinden kendimizi sahte bir şekilde inşa ettiğimiz noktayı bulmaya çalışıyoruz. Yani bu beni ben nereye eklemledim? Nereye eklemlendi bu? Ne ile tanımlandı? Yani diyelim ki zaten hiç kimse beni sevmiyor. Hatta bakın bu cümlede bile dikkat etseniz iki tane anlam var. Birinde derim ki ya ben düşünüyorum da bu hayatta hiç kimse beni sevmedi. Bu da bana çok ilginç geliyor. Mesela şimdi bir böyle demek var. Bir de zaten hayatta hiç kimse beni sevmedi. Zaten hiç sevilmedim gibi bir öfke ve kırılganlık karışımı bir cümle olarak da bunu ifade edebilirim. İlkinde ifade ettiğimde ben bir olguyu ifade ediyorum. Hayatta hiç kimse beni sevmedi. Ama bunu söyleyen ben, bahsettiğim durumun farkında olan ben, sevilemez olan biri miyim? Sevilmediğinden dolayı mutsuz olan biri miyim? Sevilmediğinden dolayı kendini haksızlığa uğramış hisseden biri miyim? Hayır, hiçbiri. Sadece bir durumu anlatıyorum. Bir duruma işaret ediyorum. Yaşanan bir olguya işaret ediyorum. Kimsenin bana gerçekten samimi bir ciddi bir sevgi hissi duyduğunu görmemiş olabilirim. Bunda hiçbir problem yoktur. Ama kimin için problem yoktur? Kendini o olguların üzerinden tanımlamayan bir kimsede problem yoktur. Kendimi yaşadığım olaylar üzerinden tanımlamadığımda bir problem yoktur. Peki biz niye problem yaşıyoruz? Çünkü kendimizi yaşadığımız bu olaylar üzerinden tanımlıyoruz. Peki çocukken, bunları yaşarken zihnimiz o çocuk ve ergen düzeydeki zihnimiz hani Abdülkadir Geylani değilsen ne yapacaktır? Tabii ki yaşadıkları üzerinden bir kimlik tanımlaması yapacaktır. Mesela kimi etkiledim, kimi kendime yönelik bir ilgiye, bir sevgiye yönelik olarak görebildim. Mesela kim sevdi, kim önemsedi, kim dikkate aldı, kim umursadı? Tabii ki bunlara o çocukluk yaşımda ne yapacağım? Bakıp o çocukluk dönemindeki bir kişi olarak bunların üzerinden bir hikaye üreteceğim. Tabii ki çocukluğumuzdan itibaren o ben bilinci, hani insanoğluna dedik ya, insanoğluna verilmiş en kıymetli hazine, ben bilinci, ben diyebilme bilinci. Bu çok önemli bir şeydir. Ben diyebilme bilinci çok kıymetli bir şeydir ama çok tehlikeli bir şeydir. Hani radyoaktif madde gibi bir şeydir. Hani ortalığa bıraktığında böyle hani radyoaktif madde gibi, yani hiç silah değil, işte ateş yok, bir şey yok ama seni radyoaktiviteden öldürebilir. İşte ben bilinci de buna benziyor. Bu çocukluğumuz döneminde yaşadığımız olumsuz olaylar nedeniyle yanlış yerlerde kullanılır. Yani ben bilincini
yanlış bir şekilde anlarım, yorumlarım. Mesela ben dediğimde ben o öz varlık ve öz bilinçle ben demeliyim. Ama çocuklukta ne yapıyorum? Çocuklukta diyelim ki annem, babam, kardeşlerim veya okuldaki arkadaşlarım işte sen çok iyisin dediklerinde, sen çok değerlisin dediklerinde, işte ihtiyaçlarıma duyarlı olduklarında ya ben iyiyim diyorum, ya seviliyorum, önemseniyorum, anlaşılıyorum, dinliyorlar beni falan, güzel bir şey. Ama tam tersinde de dinlemiyorlar, anlamaya çalışmıyorlar, baskılıyorlar, rahatsız olacağım şekilde davranıyorlar, sevmiyorlar diye hikayeler üretiyorum. Bunların öznesine hep ben oluyor. Beni sevmiyorlar, bana değer vermiyorlar, beni umursamıyorlar. Kimse bana yapabilirsin demiyor. Herkes yapamazsın diyor. Bir sürü hikayeler üretiyorum. Ve hepsine ben diyorum. Ben dediğim için bunlar birike koskocaman sahte bir benlik kümesine dönüşüyor. Bu kümeye dikkatle bakmak durumundayız. Burada ürettiğimiz, yani ben kavramını oraya koyarak ürettiğimiz birçok cümlemiz var. Ben ve kendimle ilgili. Bu çok olumlu cümleler de olabilir. Olumlu gibi görünen cümleler de olabilir. Çok olumsuz cümleler de olabilir. Benim her şeye gücüm yeter. Çocukluğumda çok baskı gördüm ve karar verdim. Ben güçlü olacağım ve benim her şeye gücüm yetecek dediğimde bu olumlu bir şey gibi görünür ama yine sahte bir şeydir. Çünkü doğal varlığımda böyle bir güç yoktur. O kadar güçlü değilim. O kadar güçlü olmam da gerekmiyor. İşte çok yıprandım. Kendimi çok müteessir ve zayıf hissettim. O yüzden de büyük bir güçlülük, işte umursamama, bazı şeyleri görmezden gelme, hayatı yüzeysel değerlendirme, her şeyi boş verme gibi bir benlik üretmiş olabilirim. Ve görünürde hayatı da götürüyorum yani. Bir şeyi umursamıyorum, yüzeysel yaklaşıyorum, aman kafaya takma diyorum. Çünkü geçmişte çok kafaya takmış olan ve bundan dolayı çok acı çektiğini zanneden ve hisseden bir benlik var. O zaman bunu nasıl karşılayacak? O acı çekeni nasıl rahatlatacak? Tekrar o acıyı çekmemek için ne yapacak? Başka bir şey yapacak. Boş verecek. Atıyorum, belki duygularını yatsıyacak. Belki insanlarla ilişkilerini daha yüzeysel yaşayacak. Daha umursamaz olacak. Aslında dikkat edin, bütün bunlar nedir? İşte o ürettiğimiz ilk benlik hikayelerinin bir zaman sonra daha da farklı benlikler üretmesi ve üzerimizde koskocaman bir hayaletin kendi gerçek varlığımızı örter hale gelmesi. Ürettiğimiz bir benlik hikayesinin altında kalıyor oluşumuz. İşte bizi bu kadar rahatsız eden şey budur. Üstelik de hayatı artık onun penceresinden seyrediyorum. Onun penceresinden okumaya başlıyorum. Onun penceresinden tanımlamaya başlıyorum. Mesela sevilmeyi hak eden bir insan olduğuma inanırım ama insanların sevmediğini düşünürüm. Direkt tamamen dikkatim seviliyor muyum, sevilmiyor muyum noktasına gider. Hemen analiz ederim çünkü hızlı analiz yapmam gerekir. Hızlı analiz yapmazsam tekrar sevilmeme tuzağına düşebilirim.
ve tekrar acı çekebilirim. O yüzden hemen yorum yapmalıyım. Bu aslında nasıl bir benlik? Aslında acı çekmekten korkan bir benlik. Peki acı çekmekten korkan bu benlik ben miyim? Veya güvenimin kötüye kullanılacağından korkan benlik ben miyim? Kim bu? Ve ben bir ömür boyu acaba bununla mı yaşayacağım? Yani böyle bir benlikle yaşamak acaba gerçekten yaşamak mıdır? Böyle bir şeyi gerçekten doğal bir yaşam olarak algılayabilir miyim? İşte o yüzden kendimizi hatırlamadan bu hayattaki yaşadığımız hayat gerçek bir hayat değildir. Yani şu an bu hayatı yaşıyoruz ama gerçeklikten az veya çok kopuk ben bilinciyle bu hayatı yaşıyoruz. O yüzden hayatı olduğu gibi algılayamıyoruz. Hayatı olduğu gibi gözlemleyemiyoruz. Muhatap olduğumuz şeyleri olduğu gibi değerlendiremiyoruz. Mesela diyelim ki bir insan kendi dünyasında yaşadığı bir kısım olumsuzluklar yüzünden diyelim ki çok agresif, çok öfkeli. Yani böyle en ufak bir anlaşmazlık durumunda veya en ufak bir farklı düşünce durumunda aşırı öfkeleniyor. Şimdi siz bunu nasıl ele alabilirsiniz? Ya kaygılı bir benliğiniz varsa, ben bu insandan uzak durayım. Zaten insanların da çoğu böyle. En iyisi ben insanlardan uzak durayım diye kaçıngan bir davranış sergileyebilirsiniz. Ya da ya kim oluyor ki bu bağırıyor? Kendini ne zannediyor deyip siz de ona öfkelenirsiniz. Ya da ya uğraşmaya değmez deyip, ya işte bazı insanlar böyle beş para etmez insanlar deyip oradan bir hikaye üretirsiniz. Bakın bu ve bunlar gibi birçok senaryo üretilebilir. Şimdi bütün bu senaryoları üreten benlikler sahte benliklerdir. Sorulması gereken öncelikle doğru soru şudur: bu insan niye bu kadar öfkeli? Önemli bir sorudur arkadaşlar. Bu insan niye bu kadar öfkeli? Bu önemli bir soru. Eğer bunu analiz edebilirseniz, ki analiz etmeseniz de büyük bir sorun olmayacaktır. Ama illa bir şeyi düşünmek istiyorsanız, bu insan acaba bunu niye yapıyor? Ama burada sizin kendi kişisel bir hesabınızın olmaması gerekir ki bu soruya objektif cevap verebilirsiniz. Yoksa aksi takdirde mevzu bir anda size döner. Yani bu insan niye böyle davranıyor sorusuna cevap ararken, bu insan bana niye böyle davranıyor? Ben bunu hak edecek ne yaptım ki? Kendini ne zannediyor diye kendinize döndürerek yorumlamaya başlarsınız. Böyle yaptığınız anda artık analiz biter. Orada analiz biter. Ne başlar? Hesap başlar. Aslında biz olayları düşünmüyoruz. Biz sürekli hesapların içindeyiz. Yoksa bir insan biriyle ilgili günlerce düşünebilir, analiz edebilir, yapabildiği oranda. Ama eğer siz olayı kendinize döndürürseniz, atıyorum, eşim niye böyle davranıyor? Bu güzel bir sorudur. Ama eşim bana niye böyle davranıyor? Bu hesap sorusudur. Ve o hesap içinden çıkamayacağınız bir şeydir. Ama eşim niye böyle davranıyor? Otur, düşün. Ta onun bebekliğine inebiliyorsan, yaşadığı bütün hikayeyi anlamaya çalış, anlayabiliyorsan,
Onun üzerinden bir şeyleri düşünebilirsin. Bu iyi bir düşünme egzersizidir. Ama dikkat et, orada kendinle ilgili en ufak bir hesap olmamalı. Veya diyelim ki bir babasın, evladınla ilgili memnuniyetsizliğin var veya evladının yanlışları var. Otur düşün, bu çocuk acaba niye böyle davranıyor? Ha, senin kişisel olarak alman gereken bir pay varsa o ayrı bir konu. Kastettiğim şey, burada yanlış anlaşılmasın. Yani diyelim ki bir ilişkide kendini tamamen temize çıkarıp olayı değerlendirmek değil. Diyelim ki ben babamla problemliyim ama ben de inatlaşıyorum bir süre sonra babamla diyelim veya işte eşimle veya arkadaşımla. Yani o payı kendim almalıyım. Ben niye inatlaşıyorum? Ve şu nedenle inatlaşıyorum. Tamam, o senin analiz edeceğin bir bölümdür. O başka bir dosyadır. O dosyayı da mutlaka analiz etmelisin. Ama meseleyi asla bir hesaba döndürmemeliyiz. Bu yanlış bir şeydir. Bana niye böyle davranıyor? Bana niye böyle davrandı babam? Annem bana niye böyle davrandı? Mesela bazı anneler vardır. Çok bencil olabilir. Yani çocuk yetiştirmek istemiyor bile olabilir. Var böyle bazı insanlar. Şimdi ben onu anlayabilmeliyim, analiz edebilmeliyim. Onun evladı olsam da bunu analiz edebilmeliyim. Yani atıyorum, annem veya ölmüşse rahmetli annem çok bencildi. Kendinden başka kimseyi düşünmezdi. Sabah asla kahvaltı yapmazdı. Hiç hazırladığını görmedim. Bir gün bile kahvaltı hazırlamadı. Bunu analiz edebilirsin mesela. Ama bunun içine kendini sokarsan o zaman analiz bitti. Ne başladı? Hesap başladı. Onun hikayesini analiz edebilirsin. Çocukluğunu analiz edebilirsin. Onun anne babasıyla ilişkisini mümkünse, verilerin varsa analiz edebilirsin. Birçok şeyi analiz edebilirsin. Ama ne zamanki kendini annenle veya babanla veya her kimse onunla ilgili bir hesaba indirgedin, öyle bir hikayeye başladın, oradan çıkışın yoktur. Ve manasız bir şeydir, çözümsüz bir şeydir. Ve gereksiz de aslında bir şeydir. Orada dikkat edeceğimiz tek bir şey vardır. Çözüm şudur aslında. Hani bir taraftan çözümü yoktur diyorum. Şimdi çözüm şudur diyorum. Aslında çelişki değil bu. Neden? Çözüm yoktur dediğin psikolojik mekanizma içinde çözüm yoktur. Ama psikolojik mekanizmanın üstüne çıkarsan çözüm vardır. Benlik bilincimi ve kendilik bilincimi o hikayeden geri alalım. Yanlışlıkla o hikayeye vermişim. Hiç önemsenmeyen bir çocuktum diye o hikayeden bir çıkarsama yapıyorum. Hiç önemsenmeyen bir çocuktum. Ve o hikaye uzuyor. Hiç önemsenmeyen bir çocuktum, mağdurdun, hak etmiyordun, işte başkalarının çocukları ne güzeldi falan filan bir sürü hikaye. Böyle bir çıkış yoktur. Ama şöyle çıkabilirim. Ben çocukluğumda veya gençliğimdeki yaşadığım olayların içinde tanımladığım ben bilincini oradan alıyorum. Ne kaldı geriye? Olaylar kaldı. Benim hikayem kalmadı orada. Yani ben o hikayenin ürettiği bir kişi değilim. Ben o hikayenin ürettiği bir kimlik değilim. Bunu anladığımda, bunu gerçekten içselleştirdiğimde o zaman aslında çözülecek bir şey olmadığını da anlıyorum. Hani çözüm var diyorum ya, aslında çözülecek bir şey de kalmıyor. Çünkü artık o olay benim hikayem değil yani. Benim varlığımı inşa eden, benim kimliğimi inşa eden, benim varoluşumu tanımlayan bir olay değil o. O sadece bir yaşanmışlık. O kadar.
Dolayısıyla yapacağımız şey aslında çok doğal ve çok basit ama gerçekten mucizevi sonuçları olacak bir şeydir. Nedir bu? Ben bilincini o olaylardan almak. Acı çeken ben, sevilmeyen ben, desteklenmeyen ben, anlaşılmayan ben, haksızlığa uğramış olan ben, tercih edilmeyen ben. Bütün bunları bırakıyorum. Çünkü ben bunlar değilim. Ben bunlar değilim. Ben benim. Ben bir olay ile tanımlanacak bir varlık değilim. Ben benim. Ben varlığım. Varlığıma doğru bir yol almam gerekiyor. Varlığıma doğru yol aldığımda işte bu gerçek yolculuktur. Ama varlığıma doğru yol almayı unutup olaylardaki alacaklarım üzerinde, olaylar üzerinden tanımladığım benlik üzerinde bir ömür boyu geçirsem de bunu ne kadar böyle harikulade bir şekilde anlatsam da ben hiçbir yere varamam. Bunun üzerinde romanlar da yazsam, romanlar dünya çapında da okunsa, ya insan psikolojisini çok güzel anlatıyor da dense, tırnak içinde sadece insan psikolojisini çok güzel anlatıyordur. İnsanı değil. İnsan hiçbir olayın nesnesi olmadığında hayatı doğru anlamış olur. Kendini de doğru anlamış olur. Bakın zaten niye biz hep kendimize dönmemiz gerektiğinden bahsediyoruz? Çünkü kendini gerçek kendin olarak tanımadıkça yaşadığın hiçbir olayı doğru düzgün anlamayacaksın. Doğru yorumlamayacaksın, doğru yerden tutamayacaksın. Sürekli yanlış yerden tutacaksın. Ben bunu hak etmiyordum diye başlayacaksın. Ve bu hikaye hiçbir zaman bir yere varmayacak. İşte unutulmaya çalışılacak, göz ardı edilmeye çalışılacak. İşte ben o süreçleri affettim falan diyeceksin ama o benlik hiçbir zaman bitmeyecek. Birini affedecek, öbürü başlayacak. Sen İnsanlarla ve dünyayla, hayatla olan ilişkinin oluşturduğu bir varlık değilsin. Ama elinde de bundan başka yok gibi gözüküyor. Ne yapacaksın? Zaten paradoks burada başlıyor. Ya diyeceksin ki hayır, bu içine hapsedildiğim sahte bir paradoks. Hani güzel bir karikatür var. Bir fare büyük bir labirente sokuluyor. Önce fare labirentin içinde çıkış yolu arıyor. Sonra bakıyor ki labirentin duvarları peynirden yapılmış. Peynirleri yemeye başlıyor. Anlatabildim. Ve çıkıyor. Anlatabildim. Şimdi bizler de böyleyiz. Benlikler tarafından örülmüş büyük bir labirent var. Ya ben nasıl çıkacağım ya? Ya sevilmedim. Nasıl çıkayım? Ya biri beni sevse çıkarım. Önemsenmedim. Hiç böyle kendimi değerli hissetmedim. Nasıl çıkayım bu labirentten? Ya bana değer verecek birini bulayım. Hayatta kendimi hiç ispat edemedim. O zaman ne yapayım? Kendimi ispat edeyim. Hikaye hiç bitmiyor ki. Bir labirent bitiyor, öbürü başlıyor. Kendini ispat ediyorsun, bakıyorsun senden daha büyük işler başaran biri var. O zaman senin elindeki başarı küçücük kalıyor. Labirentten gene çıkamadın. Hani gene şampiyon benim diyemedin yani. Çünkü senden daha şampiyon başkaları var. Hiç de bitmeyecek zaten. O zaman ne oluyor? Sen o labirentin dışına çıkacaksın. Yani sen o labirentin içindeki varlık değilsin. Bunu ayırt edeceksin.
Mutlu olmak için ne yapayım? Kendimi iyi hissetmek için ne yapayım? Ne olsa kendimi iyi hissederim. Bak hep labirentin içindesin. Önce şu soruya ihtiyacımız var. Ben neyim? Ben kendime doğru bir yolculuk yapmalıyım. Ben varlığı hissetmeliyim. Ben dediğim şey aslında varlık bilincidir. Hani ben dediğim şey bir kelime değil. Üç harflik bir kelime değil. Ben dediğim şey aslında eşittir varlık bilinci. İlahi kaynak tarafından verilmiş varlık bilincidir. O varlık bilincine doğru yol alırsam ne labirent kalır, ne içinden çıkmam gereken zorlu bir süreç kalır. Hani biz hep deriz ya, ne yapacağımı bilmiyorum. O ne yapacağımı bilmiyorum diyen o şeye bir bak. O kendini ne zannediyor, ne olduğunu zannediyor acaba? Çaresiz biri, yetersiz biri, zayıf biri, kendini ispat edememiş biri, güçsüz biri, aciz biri, onaylanmayan biri, istediğini elde edemeyen biri. Bak oraya bir bak, o ne, o kim ve o sen misin? Bu sorgulamayı yapmadığın müddetçe, onu kendin kabul ettiğin müddetçe, ki insanın en az şüphe ettiği şey kendilik bilincidir. Ben bilincidir. Yani insan kolay kolay ben neyim ya, ben kimim sorusunu böyle çok doğal bir şekilde sormaz. Hatta bazen bu soruyu duyarız, bazen okuruz. Ya önemli bir soru aslında, çok önemli bir soru falan deriz böyle. Ama işte onun üzerinde durma gereği duymayız. Halbuki bu benim en temel sorumdur. Ve ben bu sorunun cevabını keşfedinceye kadar bu sorudan asla vazgeçmeyeceğim. Bunu gerçekten diyebildiğimiz ve gerçekten bunun arkasına düştüğümüz zaman yoldayız demektir. Öbür türlü yolda değiliz. Bir labirentin içinde dolanıp duruyoruz. Halbuki yol sırat-ı müstakimdir. Dosdoğru bir yoldur. Yol bir labirent değildir. Sadece kendim, ben dediğim şey nedir? Ben dediğim şey duygular değil. Duygular var ama ben duygu değilim. Düşünceler var ama ben düşünceler değilim. Eylemlerim var ama ben eylemlerim de değilim. Tırnak içinde mal mülk var veya yok, her neyse, ama ben sahip olduğumu düşündüğüm bir şey de değilim. Yaptığım bir şeyler var ama ben yaptığım şeyler de değilim. Bakın, yani yaratıcının, mesela hepiniz Allah'a döneceksiniz. Bu bize böyle bir müjde gibi gelmiyor. Neden? Çünkü bütün hatıralarım burada, yani Allah'ı ne yapayım ki? Allah'a döneceksin. Ne yapayım? Allah'la ne hatıram var ki? Değil mi? Bütün hatıralarım insanlarla, Ahmet'le, Ayşe'yle, Fatma'yla, insanlarla Allah'a döneceksin. Niye döneyim ki? Değil mi? Ne yapacağım? Dönüp ne yapacağım? Kime döneceğim? Diye bakıyoruz. Neden? Çünkü ben kendimi bilmiyorum ki. Kendimi bilsem Allah'a dönüş çok tatlı bir şey olacak. Çok fevkalade bir şey olacak. Hatta dönüş kavramından bile azade olacağım. Çünkü şah damarından daha yakın olduğunu idrak edeceğim. O zaman ben varlık bilinciyle bu hayatı yaşamış bir özne olmuş olacağım. Ama öbüründe ne oluyor? Bir sürü hatıraların var. Bir sürü sevdiğin, tanıdığın insanlar var. İşte kimisi yaşlıyken ölüyor. Kimisi bazen işte ölüm sıralı değil. Her ölüm erken oluyor. Kimsenin de ölmesini istemiyorum. Ama yaşlı olmasını da istemiyorum. Yani çok yaşlıysa, yatağa düşmüşse ne yapayım, istemeye istemeye
Yani ölsün de kurtulsun, o da kurtulsun falan diyorum. Kendim için değil ama onun için istiyorum falan diyorum. Hiç kopamadığım bir hikayem var. Çünkü o benliğin hikayesi burada. Bakın o yüzden Kur'an'da işte onlar cennette hani tabir caizse sedirleri üzerinde dünya hayatında yaşadıklarını anlatırlar. Ama ne olarak? Ya işte ben böyleydim değil. Şöyle bir deneyim geçirdim. O bilinçle anlatırlar. Bu şu demektir aslında. Cennetteki insanlar veya cennet bilincine ulaşmış insanlar dünyada yaşadıkları hadiseleri özdeşleşerek anlatmazlar. Ya işte biliyor musun ben ne acılar çektim dünyada falan. İşte annem, babam veya işte eşim de çok tersti ya. Neyse işte büyük imtihandı. Öyle mi anlatırlar? Öyle bir şey yok. Onlar yaşadıkları olayları doğal bir şekilde hiçbir özdeşleşme taşımadan anlatırlar. O zaman gerçekten hayatı olduğu gibi idrak etmiş ve yaşamış olurlar. O yüzden ihtiyacımız olan şey benliğimizi olayların içinden kurtarmaktır. Olayları inkar etmek değil. En olumsuz bir olayı bile anlatabilirim. Ama o olayın mağduru olarak değil, o olaydan dolayı öfke duyan biri olarak değil, o olaydan dolayı çok büyük alacağı olan biri olarak değil, o olaydan dolayı çok büyük ızdırap çekmiş olan biri olarak değil, o olaya şahit olmuş, o olayın farkında olan biri olarak anlatabilirim. O zaman özgürleşmiş olurum. Evet, teşekkürler. Thank you.